Arkadaşlar, birazcık sizi şey yaptık. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Toplumsal olarak, Kıbrıs Türk halkı olarak bizler hepimiz bu depremden dolayı acı çektik, çekiyoruz yani. Belleklerimizden silmemiz mümkün değildir böyle bir olayı. Ama anavatan Türkiye'de de maalesef orada da çok ciddi büyük kayıplar yaşandı. Hatırladığım kadarıyla 52.534 kişi hayatını kaybetti. Onlara da Allah sabır versin. Tabii ki buradaki ailelere de bir daha deprem yaşanmasın diye düşüneceğiz ama depremler mutlaka olur da madem jeopolitik yapı böyledir yer altında çatlamalar, kırılmalar, gaz birikimi vardır ve mutlaka patlama olacak. Önemli olan depreme karşı biz ne yapıyoruz? Yapı denetim tamam mı? Veya işte depreme dayanıklı yerleri tespit edip oralara inşaat yapmak lazım. Deprem hattı olan yerden uzaklaşmak lazımdır. Bir de yapı denetim çok önemlidir. Kullanılan malzeme. Bunlar fevkalde önemlidir. Dileyelim hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem Türkiye'de hem de dünyanın neresinde olursa olsun bize çok düşman güzel, olan bir ülkede bile deprem olmasını asla kabul etmeyi. Çünkü bu bir insani olaydır. Her yerde adalet için koşuyoruz. Her yerde adalet lazımdır. Adalet olmayan bir dünya güzel değildir yani netice olarak. Mutlak adalet de hiçbir zaman bulunamaz ama en azından adalet için çalışmak lazımdır. Adalet yerini buldu ifadesi çok önemlidir. Ama adalet yerini buluyor mu? Ne kadar buluyor? Bu dünyanın her yerinde sorulan bir sorudur. Yani bugün için Gazze'de adalet var mıdır? İnsanlık utanıyor. Birleşmiş Milletler ne yapıyor? Utanıyor. Avrupa Birliği ne yapıyor? Utanıyor. Veya bizim depremde hayatını kaybeden çocuklarımız yapı inşaat bozukluğundan yıkılan binanın altında kaldılar. Acaba